Arkadaşlarım merhabalar. Polinomumuzun son iki köşe taşı kaldı kardeşlerim. Onları halletmeye çalışacağım. 27 ve 28'i gömeceğiz birlikte. Şöyle bir bakalım, ayarlanmasını yapalım ve başlayalım direkt soruları çözmeye. Diyor ki, ikinci dereceden Px polinomunun çarpanlarından biri 2x eksi 3'tür. Şimdi Px polinomu arkadaşlarım şöyleymiş bakın. Çarpanlarından biri 2x eksi 3'müş. İkinci dereceden bir polinom olması için bu amcanın ikinci çarpanının da birinci dereceden bir ifade olması lazım ki birinci derece bu. Birinci derece bu. Hani üstleri topluyorduk. Bir daha ikinci dereceden yapsın diye bunu yaptım arkadaşlar. Demek ki Px böyle bir şeymiş kardeşler. Bunu bir söyledik. Şimdi diyor ki bize Px'in x kare eksi 2 ile px'in ile ne yapıyordum burayı hemen sıfıra eşitliyordum. X kare yerine 2 yazacakmışım ben arkadaşlarım. Demek ki x kare yerine 2 yazdığımızda px polinomunda kalan da ne eşit olacakmış? 5x eksi 8'e eşit olacakmış. O zaman hemen önce bir px polinomunu bir daha şöyle bir çarparak düzgünce yazayım. 2x ile ax'in çarpımı 2ax kare. 2x ile b'nin çarpımı artı 2xb. 2bx yani. Eksi 3'e geçtim. Eksi 3 ile buranın çarpımı eksi 3ax'tir. Eksi 3 ile b'nin çarpımı eksi 3b'dir arkadaşlarım. Şimdi bu bizim polinomumuz. Burada x kare gördüğün yere 2 yazarsan diyor. Hemen yazıyorum 2'yi. 4a olur. 2bx. Hatta bunları x parantezinde de yazsak iyi olurdu ama neyse başladık bir kere. Eksi 3ax eksi 3b olur. X kare gördüğüm yere 2 yazdığımda. Ve bu da neye eşitmiş? 5x eksi 8'e eşitmiş Gobel'dir. Şimdi bu durumda şimdi şöyle bir ayarlama yapalım. X'leri bir parantez içine alalım. X'ler bir parantezde 2b eksi 3a olur. Sabitleri de şöyle kenarda bir yere yazıyorum. Artı 4a ile eksi 3b'dir bu sabitler. Eşitmiş 5x eksi 8'e. Şimdi polinom eşitliği yapıyorum yine arkadaşlarım. X'in katsayısı burada bu. Burada bu. O zaman burası 5'e eşit. Sabit sayımız da eksi 8'e eşitlenecek. Hemen bunları şöyle kenarda bir yerde birbirine eşitleyip yok etme metodu yapacağım. 2b eksi 3a eşitmiş 5'e. 4a eksi 3b de eşitmiş eksi 8'e arkadaşlarım. Bunu bir yazdık. Şimdi yok etme metodu yapalım. B'leri yok edelim arkadaşlarım. Burayı 3 ile çarpalım. Burayı da 2 ile çarparsak yok olurlar. Hemen şuraya yazıyorum. 3 ile çarparsak 6b olur. 3 ile çarparsak eksi 9a gelir. Eşittir 15. 2 ile çarpıyorum. 8a eksi 6b eşittir eksi 16. Topladım alt alta. B'ler gitti. Eksi 9a, 8a daha eksi a eşittir. Eksi 16, 15 daha eksi 1. Yani A'yı 1 buldum arkadaşlar. A 1 çıktı. A yerine 1 yazarsak mesela en üstteki denklemde eksi 3, 8 olur burası. 2B 8 ise B'yi de 4 buldum. A ve B bulundu. Bize neyi soruyor? P'de 2'yi soruyor biz arkadaşlarım. Şimdi P'de 2. Önce A'yı 1 yazalım. B'yi de 4 yazalım. A yerine 1. B yerine de 4 yazdığınızda polinom şu. Şimdi yerimiz küçük olduğu için böyle idare ediyoruz arkadaşlarım. Çok kalabalık oldu soru. P polinomu bu çıktı. Bize de P'de 2'yi soruyor. 2 yazalım. 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıktı 1 burası. 1 kere 2 2. 2 4 daha 6 burası. 1 çarpı 6'dan da 6 geldi sorumuzun cevabı. Evet, birinci sorumuz 6 çıktı. Geldim 2 numaraya. Px polinomunun bilmem ne ile bölümünden elde edilen bölüm sabit bir sayı. Kalan da diyor şudur diyor. Bakın bunu ben bir matematik diline çevireyim. Px polinomunu ben x kare eksi x artı 5 ile böldüğümde bölüm sabit bir a sayısı geliyor.
Kalan ise diyor 2x artı 3'tür diyor arkadaşlarım. Böyle bir şey vermiş bize. Buna göre diyor işte P'de 2 42 olduğuna göre. Hadi P'de 2'yi bulalım hemen ilk önce. 2 yazarsak 2'nin karesi 4. Eksi 2 artı 5 çarpı A. 2 yazıyordum. 4 artı 3 geldi burası da. Ve eşitmiş 42'yi arkadaşlarım. Düzenleyelim burayı. 4'ten 2 çıktı. 2. 2, 5 daha 7. 7A artı 7 eşittir 42. 7A eşittir 35. A eşittir 5 geldi. Px'in baş katsayısı. Şimdi Px polinomu şurasıydı. Tekrar düzenleyelim bunu. 5 yazalım A yerine. 5 ile çarparsam 5x kare eksi 5x artı 25 artı 2x artı 3. Px polinomu budur arkadaşlar. Şimdi bize de diyor ki Px polinomunun baş katsayısı. Baş katsayı neydi? Derecenin katsayısıydı. Yani 5'tir arkadaşlarım sorumuzun cevabı. Evet geldik şuna. Bakalım bu ne diyor? Dördüncü dereceden bir Px polinomu x eksi 1 ve bilmem ne ile tam bölünüyor diyor. O halde Px polinomu şöyle değil midir arkadaşlarım? Madem ki tam bölünüyor. Bunların hepsinin çarpımına da tam bölünmek zorunda. Yani Px polinomu şöyle bir şey olacak. X artı 2, x eksi 4'tür. Benim gözümde Px polinomu budur. Madem buna tam bölünüyor. Buna tam bölünüyorsa çarpımlarına da tam bölünecek. Bunlara da tam bölünüyor. Hepsinin çarpımına tam bölünen bir polinomdur. O zaman Px böyle bir şey olur. Bize de diyor ki buna göre P'de 2'yi bulun. Hadi bulalım P'de 2'yi hemen. 2 yazalım. 2 çarpı 1 çarpı 2 yazarsam 4 çarpı 2 yazarsam eksi 2. Sonra P'de bu kaç çıkıyor? Onu da bir bulalım. 8, 8 kere eksi 2, eksi 16 geliyor. Bir de P'de 3'ü bulun diyor arkadaşlarım. 3 yazıyorum o zaman. 3 çarpı 2 çarpı 3 yazarsam 5, 3 yazarsam eksi 1. 3 kere 2, 6. 6 kere 5, 30. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 30. Böl diyor birbirlerine. Eksi eksiyi artıya döndürdü. Bir de 2'ye bölelim. 8 bölü 15. Denizli çıktı sorumuzun cevabı. Son soruya geldik Goberler. Diyor ki baş katsayısı 6 olan bir polinom. Bilmem ne ile bölündüğünde kalan şudur diyor. Şimdi Px'i yazalım biz bir arkadaşlar. Px polinomu 2x kare artı 4x ile bölünüyor. Tabii ki bir bölüm olacak burada. Onu birazdan yazacağım. Artı kalan da 4x eksi 3 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi madem ki baş katsayısını 6 demişti ya bize. O halde 3. dereceden olacak bir de. Benim buradaki çarpanım şu 2. çarpanım mutlaka 1. dereceden olmalı ki çarpıldığında 3. dereceden gelsin. Yani burası ax artı b şeklinde bir polinom olacak. Ama baş katsayısının da 3 olma, 6 olması için şuranın 3x'li bir şey olması lazım ki bakın çarpıldığında 6x kare. Yani derecenin katsayısı 6 geliyor. Baş katsayı 6 oluyor. O yüzden 3x'tir burası. Artı bir de b gibi bir sabiti vardır diyorum. İşte px polinomu böyle bir şeydir arkadaşlar. P'de 1'i vermiş bize. 13 demiş. Hadi x yerine 1 yazalım. Ve 13'e eşitleyelim. 1 yazarsam 2 artı 4 gelir. 6. Çarpı 1 yazarsam 3 artı b gelir. Artı 1 yazarsam 4'ten 3 çıktı 1. Eşitmiş 13'e. 1'i bu tarafa atalım. 6 çarpı 3 artı b eşittir 12'ye. 6'ya bölersek 3 artı b eşittir 2. B eşittir eksi 1 çıktı arkadaşlarım. B'yi bulduk. Eksi 1'miş. Şimdi isterseniz P'de 2'yi soruyor bize. B yerine eksi 1'i yazalım. Şurası eksi 1'miş madem ki. Polinomu yeniden yazsam mı diye düşündüm bir yandan da. Yok gerek yok. Buranın eksi 1 olduğunu biliyorum artık B'nin. Bana da P'de 2'yi soruyor. Hadi X yerine 2 yazalım şimdi. Şurada bir yerde yazalım. P'de 2.
eşittir. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Artı 2 ile çarptım 8. Çarpı X yerine ne yazıyordum? 2. 6 olur. B'de eksi 1'di. 6'dan 1 çıktı 5. Artı 2 yazıyorduk. 4 kere 2 8. 3 çıktı. Bir 5 de buradan geldi. Burası 16. 16 ile 5'in çarpımı 80. Bir de 5 ile toplayacağım. 85 arkadaşlarım. İşlem önceliğine dikkat edin kurban oldukları. 27'yi gömdük. Evet, sıra geldi 28'e. En son köşe taşımıza bir bakalım burada neler diyor arkadaşlar. Şimdi kardeşler, polinomu bilmem ne ile bölümünden kalanı soruyor. Evet, burası biraz gıcık. Şimdi biz ne yapıyorduk arkadaşlarım? Şurayı sıfıra eşitliyoruz ve x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazacaktık. Ama burada x kare gördüğüm yere yazmak biraz işkence gelir arkadaşlarım. Biraz uzatır soruyu. Şimdi burada şu çakallığı görürseniz süper olur arkadaşlarım. Bakın şu adam normalde hani şöyle bir formülümüz vardı ya bizim. X küp eksi 1'in açılımı vardı arkadaşlarım. Neydi bu da? X eksi 1 çarpı şunun aynısı. Yani x kare artı x artı 1. Bunu zaten hocam yukarıda da bir köşeye yazmış arkadaşlarım. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. X küp eksi 1'e bölümünden kalanı bulacağım ilk önce bunun. Ve bunu da nasıl buluyordum? X küp eksi 1'i 0'a eşitliyordum. X küp yerine 1 yaz diyorum. Hadi yazalım. Bir yazalım sonra konuşalım. X küp yerine 1 yazacağım. Şöyle olur. 2 çarpı x küp çarpı x karedir bu. Eksi x çarpı x küptür. Artı x küp artı 1 ya. Şimdi önce x küp eksi 1'e bölümünden bu kalanı bulacağım. Hadi bulalım. X küp yerine 1 yazalım. 1 yazarsam 2. 2x kare gelir. X küp yerine 1 yazıyorum. Eksi x gelir. X küp yerine 1 yazınca da 1 artı 1'den 2 geldi. Bak ne yapıyorum şimdi ilk önce? Bunun x küp eksi 1'in çarpanlarından biri olduğunu fark ettim. Şu istediği ifadenin. O zaman diyorum ki önce x küp eksi 1'e bölümünden kalanı bulayım. İşte bu kalanım da şu çarpana kalanıyla bunun kalanıyla bu aynı sonuç çıkartacak arkadaşlarım bize. Yani artık ben ikinci adım olarak şunu yapacağım. Bunun şu ifadeyle bölümünden kalanı bulacağım. E bunu da nasıl buluyorduk? X kare yerine eksi x eksi 1 yazacaktım. Yani şöyle oluyor. 2 çarpı x kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazıyorum. Bir eksi x var bir de artı 2 var. Düzenleyelim. Eksi 2x eksi 2 eksi x artı 2. İkiler gitti. Eksi 3x çıktı arkadaşlarım sorumun cevabı. Goberler lütfen adım adım dikkat edin. Bakın neyi fark ediyorum? Öncelikle bu adam şu küp açılımının, küplerin farkı açılımının bir çarpanı. Bir çarpan olduğu için diyorum ki kendi kendime şu kocaman ifadeyi buna bölmektense kocaman ifadeyi buna bölerim, bir kalan bulurum. İşte o kalanı da buna böldüğümde çıkan sonuç istediği sonuca eşittir diyorum. Bakın ikinci soruda da yapalım aynı muhabbeti. Var mı aynı soru mu? Evet aynı soru. Şimdi burada bu neyin açılımının bir çarpanı arkadaşlarım? Buna dikkat edeceksiniz. Yine dediğim gibi yukarıda hocam yazmış. X küp artı 1'in bir açılımıdır arkadaşlar bu. Bu da şöyle olur. X artı 1 çarpı işte bunun aynısı x kare eksi x artı 1 olarak açılır. Diyorum ki o zaman önce x küp artı 1'e böleyim. X küp artı 1'e bölmek ne demek? 0'a eşitlersem x küp yerine eksi 1 yazayım diyorum. Hadi yazalım. Burası x küp çarpı x küptür. Eksi x küp çarpı x karedir. Artı bir daha x kare geldi arkadaşlar. Şimdi x küp yerine ne yazacaktık? Eksi 1. Hadi yazalım. Eksi 1 çarpı eksi 1'den 1. X küp yerine eksi 1 yazacağım. Bir de burada eksi var. Artı x kare oldu. Bir artı x kare de buradan geldi. Yani 2x kare artı 1 çıktı. Şimdi de diyorum ki bu çıkan sonucu getirip buna bölersek asıl sonuç çıkacak. Peki bunu da bölmek demek ne demek?
x kare yerine ne yazacakmışım ben? 0 eşitlersem x eksi 1 yazacakmışım arkadaşlarım. Hadi yazalım. 2 çarpı x eksi 1 artı 1. Yani 2x eksi 2 artı 1. Yani 2x eksi 2'den 1 çıktı. Eksi 1 geldi. Sorumuzun cevabı Denizli çıktı Goberler. Yine kalemliğini yaptı. Sorumuzun cevabı Denizli. Bakıyorum Ceyhan diyor arkadaşlarım. Muhtemelen yanlışlık var, yine basım hatası var arkadaşlar. Siz bir dikkat edin. Ben yaptığım işlemlerden eminim arkadaşlarım. Cevap Denizli gelecek Goberler. Ha, bunu mesela şöyle de yapıp ispatını da yapabiliriz eğer isterseniz. Şöyle uzun uzun x direkt x kare gördüğümüz yere eksi x şey x artı 1'i şurada da yazabiliriz yerine. O zaman biraz uzun sürer ama sonucu yine aynı benim bulduğum Denizli bulacağınızı göreceksiniz dostlar. Evet, geldim 3 numaraya. Bu ne diyor şimdi? Bakın neyin açılımının bir parçası bu. X küp eksi 1'i açtığımızda x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 geldiğini görüyorsunuz. O zaman diyorum ki x küp eksi 1'e bölelim ilk önce. Peki x küpü eksi 1'i 0'a eşitlersem x küp 1 çıkar. X küp gördüğüm yere 1 yazacağım. Şöyle oluyor. X küp çarpı x küp eksi 1. X küp çarpı x artı 1. X küp yerine 1 yazarsak 1 kere 1 1. 1'den 1 çıktı. 0 çarpı bilmem ne geliyor orası. X artı 1 geliyor. 0 çıkıyor sonuç arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Direkt cevabımız Adana'dır diyebilirsiniz Goberler. Son soruya gelelim arkadaşlarım. Polinomların son köşe taşının son sorusu. Hadi bakalım bu ne diyor bize. Yine bakın şuradaki açılım neyin açılımı? X küp eksi 1'in bir parçası. O zaman ben ilk önce x küp eksi 1'e bölüyorum. 0 eşitledim. X küp gördüğüm yere 1 yazacağım. Hadi yazalım. Bu adam x çarpı x küptür. Eksi x kare artı m x eksi n artı 1'dir. X küp yerine 1 yazarsak burası x olur. Eksi x kare artı mx eksi n artı 1 geldi. Şimdi ne yapacaktım? Bir de burada en son bu işlemde de x kare gördüğüm yere şunu 0'a eşitlersem eksi x eksi 1 yazacağım arkadaşlarım. X kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazarsam aradığım cevap gelecekmiş. Hadi yazalım. X kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazıyoruz. X eksi eksi x eksi 1 artı mx eksi n artı 1 oldu. Ve bu da neye eşitmiş dostlarım? 5x eksi 7'ye. Hadi düzenleyelim burayı. Ezan da okunmaya başladı arkadaşlarım. Birazcık hızlı yapayım ki burası sesler karışmasın. Şurayı bir düzenleyelim. X artı x artı 1 artı mx eksi n artı 1 geldi. Eşittir 5x eksi 7 oldu. Tekrar düzenliyorum. Buradan bir 2x geldi. Bir de mx var. Yani x parantezinde 2 artı m var. Sabitlerimize bakalım. 1 var, 1 var, 2. Bir de eksi n var. Eşitmiş 5x eksi 7'ye. Bu durumda x'in katsayısı buradaki x'in katsayısına, yani 5'e eşit olacak. O halde m eşittir arkadaşlarım 3 gelecek. Eksi 7 de şuraya eşit olacak. Eksi 7 olması için de n'in 9 olması lazım. 5x eksi 7 olması için. Eksi n'i bu tarafa, bunu bu tarafa atalım. N'in 9 olması lazım. Pardon, yanlış söyledim. N 9 gelecek. M3, N9 toplamlarını soruyor. 12 çıktı sorunun cevabı. Evet Goberler, polinomları da gömdük. Hadi bakalım bir sonraki köşe taşlarımız değil de bir sonraki ünitede görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.